kitle konuşmalarını yapmak üzere Zorlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Nazif Zorlu'yu davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, değerli hocalarım, Sayın Başkanlar, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, saygılarla selamlıyorum. Valla ne konuşayım ama şöyle gerilere doğru gidiyorum. Bundan 18 sene önce biz elektroniğe girdiğimizde tekstille uğraşıyorduk. Dediler ki tekstilcinin elektronikte ne işi var? Ve girdik. 18 sene önce Türkiye 500 bin televizyon yapıyordu. Ve 6 sene, 7 sene gibi bir zamanda Türkiye 20 milyon televizyon üreticisi haline geldi. Ve bugün de tabii geri geldi, rekabet çoğaldı ama bizim noksan yaptığımız işler vardı. Nelerdi? Tabii ki entegre olmamız lazımdı. İşte yazılım, donanım, bilişim dediğimiz ve biz bunu kendi elimizden geldiği kadar Zorlu grubu olarak biz bunu yapmaya çalıştık ve yapmaya da devam ediyoruz. Sayın Bakanım, sizin de bildiğiniz gibi biz Zorlu grubu olarak Fatih projesini bundan biz 7 sene önce başlatmıştık. Sağ olsun Sayın Başbakanımız bunu öngördüler ve biz bu Fatih projesinde akıllı tahtayı 81 ilimizi kurduk ve şu anda hepsi de çalışır vaziyetteler. Ve arkasından da tableti de yaptık. Ve bu tableti de şu anda imalatına, üretimine başladık ve Doğa Kolejlerinde şu anda denemesi yapılıyor. Ve kendi bizim rakiplerimiz Çinlisi, Korelisi ve bizim verdiğimiz fiyatın neredeyse %100 katına verdiler. Demek ki Türkiye'de girişimcilik var. Ben diyorum ki devlet, üniversite, sanayi işbirlikteliği yapması lazım ve kenetlenmesi lazım. Örnek almak istiyorsa hiç bakmayalım. Bugün Kore. Dünyanın en bilişimde, iletişimde ve dünya markası oldular ama devlet, sanayici, üniversite işbirliğini yaptılar ve bugün dünya devi oldular. Ve bizim bunu yapmamamızın bir nedeni yoktur diyorum. Ve bundan 18 sene önce ben Uzak Doğu'ya gittiğimde şunu gördüm. Onların ve üretimi çok iyi bir şekilde yapıp ve ihraç etmesini çok iyi biliyorlardı. İşte deminki dediğim gibi onlar devlet, sanayici, üniversite olarak kenetlendiler ve dünyaya açıldılar ve bizim işte 2023 hedefimiz olan 500 milyar doları ve 15 sene gibi bir zamanda ulaştılar. Ben 97 yılında Kore'ye gittiğimde şeref defterlerinde şunu yazdım. Gördüklerime inanamıyorum. Gördüklerime inanamıyorum. Ve neydi? O kadar bir kenetlenmişlerdi ki ama devlet gerekli desteği verdi ama devlet de işin içerisinde bizzat takip etti. Ben her zaman şunu savunuyorum. Hiçbir zaman için sanayici olarak devlet bizim arkamıza dayansın, biz alalım, yiyelim, gidelim değil. Denetlensin ve yapılsın ve bu ülke daha çok ileri gideceğine inanıyorum. Ve o zaman 17 sene önce, 18 sene önce şunu söyledim. Türkiye Avrupa'nın uzak doğusu olur dedim. Ve olmaması için de bir neden yok. Ben bugünkü
Fatih projesine değindim. Belki de bu Fatih projesinden iftarla bahsediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ve bize bu Fatih projesi çok değişik yerlere götürecektir. Biz ilk zaman bundan 7 sene önce bilgisayar üretimine başladığımız vakit ve orada en çok hoşuma giden şu oldu. O meslek lisesi mezunu çocuklarımız bilgisayarı öyle bir kullanıyorlardı ki gözü kapalı kullanıyorlardı. İşte bir yerde ikinci bizim üniversitelerimiz ama üretim yerlerimiz de üniversite olacak. Ve onun düşünün bundan 15-20 sene önce kim kaç kişi bilgisayar kullanıyordu? Şimdi her tarafta her yerde bakıyorsun herkesin elinde bilgisayar. Peki biz bu bilgisayara devamlı ithal mi edeceğiz? Yerli yapmayalım mı? İşte ben diyorum ki gelin bu işimi yazılım ve donanımla beraber eğer 2023 hedeflerine Türkiye 500 milyar dolar ihracat hedefini koyduysa 2 trilyon dolar büyüklük 1 trilyon dolar ihracatı koyduysa kesinlikle bilişime vermemiz çok önemli olacaktır. Ve şuradan şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin daha çok yol mesafe kat edecek durumu vardır. Ve biz inşallah önümüzdeki sene smart televizyonları çıkaracağız ve hem ülkemize satacağız hem ihracatı yapacağız. Bundan 20-30 sene önce Türkiye'nin ihracatı 1,5-2 milyar dolardı. Bunun %90'ı tarım ürünleriydi. Şimdi %90-95'i sanayi ürünleri, %10'u tarım ürünü. Onun için diyorum ki gelin hep beraber üniversite, sanayi, devlet el ele verelim. Yerli üretimle beraber biz bu 500 milyar dolarlık hedefimize ulaşırız. Ulaşmamak için bir neden görmüyorum ve bunu başarmamak için de hiçbir neden yok. Ben yine bundan 18 sene önce Vestel'i aldığımda şu sözleri söylemiştim. Cüceler yapıyor da biz niye yapmayalım? Bunu Türk insanı yapar, Türk iş adamı yapar, Türk siyaseti yapar, Türk hocası yapar diyorum. Teşekkür ederim, sağ olun, var olun.